Herkese merhabalar, ben Ramtizi. Video başlamadan önce biraz bu kanalda neler olacak onlardan bahsetmek istiyorum. Çoğumuzun uzun uzun geçen yazıları okumayı sevmediğini biliyorum. Ve bu sebeple Genshin Impact'le ilgili hikayelerde bir sürü detayı kaçırmış oluyoruz. İşte kaçırdığımız ve merak ettiğimiz tüm hikaye detaylarını videolar haline getirip sizlere aktarmak istiyorum. İlk olarak da oyuna başlangıç noktamız olan Mondstadt ile başlamak istedim. Artık Mondstadt'ın hikayesi nasılmış, gelin bakalım. Hikayemiz 2600 yıl önce Mondstadt şehrinde başlıyor. Eski Mondstadt diyeceğim ki Berrak Gölü'nde inşa edilen yeni Mondstadt ile karışmasın. Eski Mondstadt bugün Dvalin harabeleri yani fırtına dehşeti olarak bildiğimiz ejderhanın yaşadığı yerin biraz daha batısında bulunuyordu. O zamanlar Mondstadt bölgesi iki tanrıya ev sahipliği yapıyordu. Fırtına tanrısı Dekarabiyan ve kuzey rüzgarı Andrius. Bilinmeyen sebeplerden dolayı Andrius Dekarabiyan'a savaş açtı. Bu savaş daha sonra Arkon Savaşı olarak bilinecek birçok küçük savaştan biriydi. Bu dönemde muhtemelen bu savaştan önce Mondstadt kar ve buzlarla kaplıydı. Andrius'un varlığı ve iradesi eski Mondstadt'ın dışında yaşamayı inanılmaz derecede zorlaştıran kar fırtınalarına sebep oluyordu. Dekarabiyan eski Mondstadt'a ve oradaki insanlara da hükmediyordu. Halkını koruma sorumluluğunu üstlenerek tüm şehri saran dev bir rüzgar bariyeri yarattı. Bu rüzgar bariyeri halkını Andrius'un kar fırtınalarından korudu ama aynı zamanda onları bir nevi içeriye hapsetti. Andrius rüzgar bariyerine saldırılarda bulundu ancak bariyeri bir türlü kıramadı. Ve Dekarabiyan eski Mondstadt'ın içerisindeki kulesini terk etmediği için iki tanrı arasındaki savaş hiçbir zaman sonuçlanmadı. Zamanla eski Mondstadt'taki insanlar bu durumdan giderek memnuniyetsiz hale geldiler. Dekarabiyan'ı onları dışarıdaki sert fırtınalardan koruyan bir tanrı olarak görmekten ziyade onları esir tutan bir zorba olarak görmeye başladılar. Bazı insanlar şehri terk etmeyi başardı ancak şehri nasıl terk ettikleri tam olarak belli değil. Gunhildr klanı şehri terk etmeyi başaran klanlardan biriydi. Ancak rüzgar bariyerinin dışındaki yaşam inanılmaz derecede zordu. Donarak aç ve çaresiz halde Gunhildr klanı bir tapınak inşa etti ve tanrılara yardım için yalvararak dua ettiler. Ancak sadece küçük bir rüzgar ruhu onların çağrısına yanıt verdi. İnançları ve duaları küçük ruh için bir güç kaynağı oldu ve bu gücü kullanarak klanı soğuktan korudu. Bu küçük ruh eski Mondstadt'a doğru yola çıktı ve bir şekilde içeriye girmeyi başardı. Şehirde sadece isimsiz Ozan olarak bilinen bir çocukla tanıştı. İsimsiz Ozan ve ruh çok iyi arkadaş oldular. Sonunda isimsiz Ozan ruha şehrin dışındaki dünyayı ve kuşların özgürce uçtuğunu görme hayalinden bahsetti. Ve bu hayalin Dekarabiyan düşmeden asla gerçekleşemeyeceğini de ekledi. Bu hayal şehrin içindeki insanların baskı altında tutulmasıyla birleşince kaçınılmaz olarak fırtına tanrısına karşı bir isyanın başlangıcını tetikledi. İsimsiz Ozan, rüzgar ruhunun Gunhildr klanından bir şövalyenin muhtemelen Dilun ailesi olan Ragnwinder ailesinin başlangıcı olan kızıl saçlı bir şövalyenin ve Dekarabiyan'ın ölümlü sevgilisi olduğu anlaşılan Amos adlı bir kadının yardımıyla bu saldırıya öncülük etti. İsyan başarılı oldu ve Dekarabiyan yenilgiye uğratıldı. Ancak ölü mü yoksa mühürlenmiş mi tam olarak bilinmiyor. Yine de savaş kayıpsız bitmedi. Amos öldürülen birçok kişiden biriydi. Aynı zamanda rüzgar bariyerinin dışındaki dünyayı görme hayali gerçekleşmemiş isimsiz Ozan da bu savaşta öldü. Dekarabiyan yenildikten sonra bildiğimiz kadarıyla Mondstadt'ta kalan tek tanrılar Rüzgar Ruhu ve Andrius'tu. Ancak Andrius Rüzgar Ruhu'na karşı savaşmadı. Çünkü Dekarabiyan'a karşı duyduğu gibi bir kini ona beslemiyordu. Andrius insanları sevmeyeceğini düşündüğü ve güçlerinin insanlara zarar vereceğinden dolayı gücünü Mondstadt topraklarına bıraktı. Buna ek olarak Andrius sert kar fırtınalarını da durdurmayı kabul etti. Andrius fiziksel formundan vazgeçti ve böylece rüzgar ruhu geriye kalan tek tanrı oldu. Andrius'un ruhu ise kurt diyarında var olmaya devam etti. Rüzgar ruhu ölen sevgili arkadaşının formunu aldı ve böylece Barbatos veya Anema Arkon olan Venti'ye dönüştü. Andrius'tan geriye kalanlar Barbatos'un Mondstadt'ı korumasına yardım edecek 4 rüzgardan birine dönüştü. Andrius kuzeyin kurdu oldu. Yeni doğan Arkon tüm buz ve karı uçurmak için güçlerini kullandı. Ta ki bugün gördüğümüz yemyeşil bir cennet kalana kadar. Barbados'un rüzgarları topraklara oluklar açtı. Dağları böldü. Eriyen kar deniz seviyesini en azından biraz yükseltti. Bu yeniden şekillendirmeden çok kısa bir süre sonra eski Mondstadt sakinleri şehirleri terk edip Berrak Gölü'ndeki bir adaya yeni bir şehir inşa ettiler.
Yani şu anki Monster Hunt'tan bahsediyorum. Barbatos onların tanrısı oldu ve onlar da onun özgürlük hayalini ve idealini sürdürmeye karar verdiler. Bu zamanlarda Dvalin gökyüzünde birikmiş saf anima enerjisinden doğdu. Yeni doğmuş ve dünyaya meraklı olan Dvalin yeni Mondstadt'a doğru yürüdü ve muhtemelen oradaki insanları korkuttu. Ta ki Barbatos mucizevi bir şekilde ortaya çıkana kadar. Bu noktaya kadar ejderhalar canavar olarak görülüyordu. Barbatos bir ilke imza atarak aklı hayale gelmeyen bir şey yapmayı başardı ve ejderha ile arkadaş olmayı başardı. Onu dört rüzgardan biri olarak atadı ve Mondstadt'ı koruma görevini ona verdi. Dvalin doğunun ejderhası olarak bilinirken Andreus da kuzeyin kurdu olarak bilindi. Tüm krizler önlendi ve güçlü bir şehir yeniden kurulduktan sonra Barbatos halkının sevdiği özgürlüğün tadını çıkarması dışında yapacak bir şey olmadığını düşündü. Mondstadt'ı 3 klan olan Lawrence, Gunhildr ve Imun Lakur'dan oluşan mevcut egemen sınıfı korumasına bıraktı. Barbatos onların birlikte çalışarak özgürlük ideallerini sürdüreceklerine ve halkın bir daha asla zorbalığa maruz kalmayacağına güveniyordu. Ancak klanların güçleri çok eşitsiz şekilde dağıtılmıştı. Lawrence klanı merkezdeydi ve kısa sürede Dekarabian'ın izinden giderek insanları kontrol etmeye başladı. Onların özgürlüğünü desteklemek yerine o zamanki şövalye düzeni ve o zamanki kilise Lawrence klanının aristokratik yönetimini destekledi ve onlara insanları cahil ve itaatkar tutumları için yardım etti. Hikayede Imun Lakur klanına ne olduğu tam olarak bilinmiyor ama Gunhildr klanı Lawrence klanının egemenliğine karşı çıkan tek asil klan gibi görünüyordu. Ama Lawrence klanını gerçekten zorlayacak ne bir güçleri ne de etkiye sahiplerdi. Yani pek bir işe yaramıyorlardı. Bir göçebe kabilesi Natlan'dan gelip Mondstadt'ta esir alındıktan sonra birkaç yıl gibi bir süre geçti. Bu kabilenin üyeleri Ursa adlı bir ejderha tarafından terörize edilmişlerdi. Aralarında Vanessa adında bir kız vardı. Halkı Mondstadt'ta köleydi. Bu yüzden Vanessa halkının özgürlüğünü kazanmak için bir gladyatör olmaya karar verdi. Bu sıralarda Barbatos Mondstadt'a tekrardan geri döndü. Şehri gördüğü ilk anda inşa etmek istediği özgürlük ulusu artık ortalıkta yoktu. Bunun yerine ise Dekarabian'ın şehrinin bir tekrarı olan yepyeni bir versiyonunu gördü ve tıpkı isimsiz Ozan'la tanıştığı gibi Vanessa ile karşılaştı ve ona yardım etmeyi teklif etti. Vanessa bir şekilde Lawrence klanının mevcut varisini kızdırmayı başarmıştı. Lawrence klanı ejderha Ursa ile bir anlaşmaya vardı. Ursa'nın Mondstadt'ı rahat bırakması karşılığında Lawrence klanı Vanessa'yı ve kabilesini ejderhaya adak olarak sundu. Lawrence klanının kızdırmasının cezası olarak Vanessa gladyatör arenasına atıldı ve bu sırada Barbatos yardıma gelerek Ursa ejderhasını yenerek Vanessa ve kabilesini kurtardı. Vanessa'nın Lawrence klanına karşı olan azmi ve Anemo Arkon'un lütfu onu sıradan insanların kalbini kazandırdı. Dilun ailesi olan Regenwerder klanı gibi saygıdeğer kişiler, Hrunslid ve kilisenin farklı düşünen bir kısmıyla birlikte başarılı bir isyana liderlik etti ve birkaç masum ama işe yaramaz olanlar hariç tüm soylu klanları sürgüne gönderdi. Sürgüne gönderilen klanlardan birisi de Jean'in ailesi olan Gunhildr klanıydı. Vanessa daha sonra Barbatos'un önderliğinde Favonius şövalyelerini kurdu ve Barbatos'un dört rüzgarından biri olan Güney'in aslanı diğer bir adıyla Kara Hindiba veya Kara Hindiba şövalyesi oldu. Bu ünvan zamanla şövalye tarikatı üyeleri tarafından kullanılmaya devam etti. Barbatos ideallerinin bu kez tam olarak devam edeceğinden oldukça emin olduktan sonra yeniden ortadan kayboldu. Yaklaşık 500 yıl sonra yani oyunun şu anki zaman diliminden 500 yıl önce Teyvat'ın her yerinde Ebisten canavarlar ortaya çıkıp yıkım ve felaket getirdi. Favonius şövalyeleri tarafından yönetilen bir seferde canavar belasının kaynağı olduğuna inanılan Kandreha harekat düzenlendi. Felaket sırasında Barbatos insanların savaştığı canavar ve hiçliğin kurt sürülerinden daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldı. Ve Barbatos'un karşılaşmış olduğu büyük düşman ise Druid adında büyük bir gölge ejderhasıydı. Mondstadt üzerinde belirdi ve onu Barbatos'tan başka kimse yenemezdi. Barbatos Dvalin'den yardım istedi ve birlikte Druid'i yenerek onu ejderha sırtına hapsetmeyi başardılar. Ancak bu zafer kayıpsız gerçekleşmedi. Dvalin savaş sırasında Druid'in zehirli kanını içti ve eski Mondstadt'a uçtu. Burada iyileşmek için derin bir uykuya daldı. Ve aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bu sırada Barbatos da ortadan kayboldu. Kandreha'nın kendisine ve ortaya çıkan canavarlara ne olduğu ise bir sır olarak kaldı. Canavar yenildikten sonra aradan uzun yıllar geçti ve Mondstadt için yeniden bir barış dönemi tekrardan başladı.
Ta ki bir gün Dvalin uyanana kadar. Ama kendi başına değildi. Hiçliğin tarikatının talimatıyla Kanrehan'ın eski vatandaşları olan Hiçlik tarikatı, ulusların yıkımının intikamını almak için Celestia'ya karşı kararlıydılar. Zayıflamış durumda olan Dvalin'i de manipüle ettiler ve onu Mondstadt'a terör estirmeye ikna ettiler. Ve işte Genshin Impact'in hikayesi de burada başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bundan sonrası zaten bizim oynadığımız bölümdü. Bizim oynamadığımız bölümün öncesini sizlere aktarmış oldum. Biliyorsunuz bundan sonra Venti'ye yardım ederekten Dvalin'i manipüleden kurtarıp kendisini özgürleştirmeyi başarıyorduk hatırlarsanız. Ve sonrasında yolculuğumuz Luye'ye doğru devam ediyordu bizim maceracı karakterimizle beraber. Ama tabii ki o başka bir videonun konusu. Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim. Artık bundan sonra bu şekilde hikayelere devam edeceğim. Ama tabii ki sizlerin isteklerini de öne alıp yeni videolar yapmayı istiyorum. Sizlerden tabii ki ricam yeni videolarda neler olsun, hangi hikayelere değinelim, bunları yorumlara yazmanız olacaktır. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.